biraz beni dinler misin? Doğru mu söylüyor? Sana hislerini itiraf etti, öyle mi? Evet. Ama... Hani aramızda sır yoktu? Geldi, sana açıldı. Ve hiçbir şey olmamış gibi aramızda yaşamaya devam etti, öyle mi? Seni sevdiğini ilan etmiş bir kadınla aynı çatı altında yaşarken... sence benim de bunu bilmeye hakkım yok muydu? Bana hislerini söylerken konaktan taşınacağını da söylemişti. Seni seviyormuş. Seviyormuş, duyguları varmış. Hafife Hanım'dan. Hafife Hanım. Yüzüme bak. Bunlar şimdi konuşacağımız şeyler değil. Biliyorum. Kafan çok karışık. Ben de anneme çok öfkeliyim. Benim hissettiğim şey öfke değil. Bunların hepsini konuşacağız. Ama şimdi senden istediğim buradan gitmem. Şoför seni eve bırakacak. Ben hastanede Perihan Hanım'ın yanında kalmak zorundayım. Ona bir şey olmamalı. Aklımda sen de kalmamalı. Anlaştık mı? Hayır. Eve gidip tek başıma kalırsam yine aynı kabusun içinde dönüp dururum. Daha kötü olurum. Zaten başımıza gelenler ortada. Şu anda Afife Hanım'ı da Neva'yı da görmek istemiyorum. Seninle kalacağım. Daha ne olup bittin doğru dürüst anlamadık. Tehlike kapımızda olabilir. Saçının teline bile zarar gelirse bunu kaldıramam. Evde güvende olursan içim rahat eder. Ne olur bırak seninle kalayım. Dedim ya evde güvende olmam. Evde güvende olacağımı kim söylüyor? Ben sadece senin yanında güvendeyim. Başka bir yerde değil. Peki. Öyle olsun. Gelişme var mı? Odayı aldılar efendim. Ameliyatı kötü geçmemiş. Ama hala durumu kritik. Hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda. Doktoruyla görüştüm ama pek bir şey söyleyemedi. Bekleyip göreceğiz dedi. İyi misin? İyiyim. Bir anda geldi geçti. Bir saniye. Atıştıracak bir şeyler, bir de su al. Hemen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.